Ben hızlanıyorum, adam hızlanıyor. Ben sokağa girdim, adam da peşimden aynı sokağa girdi. Korktum, Allah'ım dedim bu bana kötü bir şey yapacak herhalde. Sonra seslendi, abla dosyanı unutmuşsun diye. Meğer bindiğim taksinin şoförüymüş. Dosyayı unutmuşum arabasında. Adam peşimden koşacağım diye koştur koştur nefes nefese kalmış. Abla vallahi maşallahım var, ne hızlı çıktım diyor. Yani ben bu kafayla iyi kendimi unutmuyorum diyorum. Anlaşıldı. Seni neşelendiremeyeceğim. Canını sıkan her neyse ciddi bir şey olmalı. Ama anlatmakla hafiflemeyecek dert yok bence. Gir. Çayınızı getirdim. Nasılsın? Atlatabildin mi olanları? Düşmanın eline düşmek çok ağır bir duygu. Ama elbet haddini aşan herkes cezasını bulur gün geldiğinde. Teşekkür ederim sorduğunuz için, iyiyim ben. Daha da iyi olacağım. Ben bir şey mi kaçırdım? Yani sana söyledi sanki o lafları. Yoksa ben mi öyle anladım? Yani iyi de sen onun hayatını kurtardın. Benim yüzümden. Bu iyileşme süreci yapmamam gereken şeyler yaptırdı bana. Tanem, iyi misin? İyiyim anne. Hani şu uyutmaya çalışıyordum. Öyle kısa zamanı da. Evimizi topladım anne, olmuş mu? Beğendin mi? Hem de çok beğendim. Benim küçük kızım büyümüş de bana yardım mı ediyormuş? Evet. Çok seviyorum anneciğim. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Tanem, hadi uyu sen. Uyu da en güzel rüyaları gör. Bir anda seni göreyim anneciğim. Canım annem benim. Senin için her şeye katlanır bir tane. Ne kadar zor olsa da.